Şimdi sizlere inanılmaz sinematik bir hileden bahsedeceğim. Bu hile çoğu yerde kullanılıyor fakat sinematik kelimesinden son zamanlarda soğumuş, yıpranmış olabilirsiniz. Çünkü artık markalar insanların ilgisini çekmek için çantalara bile sinematik der hale geldi. Fakat bu sefer gerçekten sinematik bir efektten bahsediyorum. Çünkü yıllardır gittiğim birçok sinema, film, reklam sektöründe, setinde ben bu filtrenin çok fazla yoğun bir şekilde, aktif bir şekilde kullanıldığını gördüm. Gerek 1/2 olsun, 1/4, 1/8 olsun, azdan çoka her şekilde bu filtreler her sahnede kullanılıyor. Fakat gündüz sahnelerinde çok az kullanıldığını söylemeliyim. Bu filtremizin adı Black Mist. Mist'in adı zaten sisten geliyor. Tam olarak Türkçe karşılığı sis. Fakat son zamanlarda yayınlarda ve video kurgu ve canlı yayınlarında bu Black Mist filtreden çok bahsettim. Çok fazla sıklıkla duymuşsunuzdur. Ben bu filtreyi şu anda gördüğünüz gibi zaten kullanıyorum. Çok güzel, çok keyifli. Gerçekten görüntünüze inanılmaz leziz bir tat katıyor ve görüntünüzü diğer görüntülerden farklı hale getiriyor. Diğer görüntülerle bu görüntünün arasındaki farkı ciddi şekilde anlıyorsunuz. Yani arada bir fark olduğu net bir şekilde bariz oluyor. Ben de şu an o filtreden var. Efektli yapmadım fakat efektli halinde birazdan göstereceğim. Şimdi Mini 3 Pro incelememizde çektiğimiz köprü bu inceleme için, bu video için mükemmel bir örnek. Hem gece hem inanılmaz şekilde ışık var. Yapmamız gereken ilk aşama elimizdeki görüntüyü çoğaltmak. Bir tanesini alt tuşuna basarak çoğaltıyoruz ve üst kademeye taşıyoruz. Ondan sonra ikinci aşamamız Gaussian Blur. Gaussian Blur'u attık. Attıktan sonra ortalama bir 50 değerini verelim. Elimize ne geçti? Hiçbir şey. Fakat ikinci aşamamız Lumakey. Bak. Gördün mü? Burada Luma'yı yukarıya taşıyarak daha farklı bir görüntü, Luma'yı aşağı taşıyarak daha farklı bir görüntü oluşturabilirsiniz. Aslında bu temel mantık Photoshop'taki layer mantığıyla benzer şekilde çalışıyor. Üstteki ile alttakini değiştirdiğin zaman farklı efektler oluşturabiliyorsun. Efektlerin sıralaması da değişiyor aynı şekilde. Lumakey, luminance anahtarı diyebiliriz. Yani parlaklık anahtarı, gölge ile parlaklık arasındaki farkı oluşturan etmenlerden bir tanesi. Burada üstteki görüntümüzde screen dedikten sonra görüntüdeki mist havasını, o black mist verilmiş, black mist filtresi kullanılmış havayı zaten görüyorsunuz. Direkt gözünüze çarpan şeylerden bir tanesi o. Bak, aradaki fark çok hoş. Cutoff kısmında oynamalar yaparak aradaki etkiyi azaltıp artırmak sinirinizde. Dediniz ki mesela çok bulanık oldu, biraz etkisini kısayım. Blurness'tan da değiştirebilirsiniz. Cutoff'tan da değiştirebilirsiniz. Gerçekten o dramatik, böyle sinematik, bu kelimeye de soğudum. O kadar çok kullanılıyor ki adam geçen gimbal'a bile sinematik gimbal yazmış ya. Yani kullanırken böyle imtina ediyorum. Az kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten sinematik kelimesinin anlamını taşıyan yerlerde kullanmaya çalışıyorum ki bu filtre, yani bir sinema setinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Eğer film setine, reklam setine gidenleriniz varsa mutlaka bilirler, beni desteklerler. Burada dolandırıcı durumuna düşmeyeyim. Şimdi bir tane de elimizde gündüz görüntümüz var. Bunu Koray abi Yunanistan'da çekti. Umarım telif atmaz bana. Çünkü şu anda bilgisayarımda yer kalmadı ve kendi görüntülerimi bulamadım. Onun görüntülerinden bir tanesini kullandım. Yine aynı şekilde Gaussian Blur, Lumakey. Lumakey'i yukarı taşıdık. Gaussian Blur'umuzu yine 50'ye biz şunu bir getirelim. Cutoff'a dokunmayalım. Bak mesela 78 yaptık. Lumakey'i gündüz videosunda 78 yaptık. Akşamda 50'de bıraktık. Gündüz videosunda kapataç yapıyoruz hemen. Şunu da bir screen yapalım. Şu uzaktaki binalara, evlere bak mesela. Gerçekten aslında yani Black Mist filtreyi çok aşırı şekilde kullanmış birisi olarak ben yakıştığını söyleyebilirim. Yani bayağı etkili oldu yani. Tabii burada sizin için çok büyük bir güzellik yaptım ve bu filtreyi tamamıyla tek parça haline getirdim. ÖFF Haze diye bir dosya oluşturdum. O dosyayı sürükleyip görüntünüzün üzerine bıraktığınız anda tam olarak etki ediyor. Tabii ki bundan sonraki kısımlarda siz kendiniz etkisini değiştirerek, oynamalar yaparak asıl doğru görüntüye ulaşacaksınız. Fakat bak gördün mü? Direkt bıraktığın anda görüntün hazır. Baksana abi ne kadar etki ediyor. Işıklarda mışıklarda bayağı etki eden bir efektimiz oluştu ya. Ben asıl en çok etkiyi burada bekliyorum. Buradaki görüntümüz H265-10bit422. Gerçekten bilgisayarımın sesi belki de şu anda mikrofonuma yansıyordur. İnanılmaz şekilde yoğun bir hararetli bir şekilde çalışıyor. ÖFF Haze dosyasını bıraktım. Yine çok etki etti ya. Çok oldu bu. Az kıs 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 kıs.
çok acayip bir şey oldu. Belki birçoğunuz fark etmeyecek. Belki izleyen insanların birçoğu bu olayı fark etmeyecek bile. Fakat bir kişi başka birisinin görüntüsünü gördüğü zaman diyecek ki ya Ömer Faruk'un görüntüsü gibi niye görüntü ortaya çıkmadı? Ya da şu videodaki görüntüyü ben yakalamak istiyorum diyecek. İlk izlediğinizde birçoğunuz zaten bu olayları fark etmezsiniz. Ama kendiniz yapmaya çalıştığınız zaman o görüntüyü yakalayamadığınızda o zaman işte anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki görüntü farklıymış. Baksana aradaki farka. Yapabilirsiniz. Ben şu an biraz abartılı kullandım. Video için bu kadraj süper ya. Buradaki etkisini ben de merak ediyorum. Bak daha önce ben burada denememiştim. ÖFF Haze dosyasını taşıdım, bıraktım ve yine abartılı oldu. Çünkü bu gece görüntüsüne uygun bir görüntüydü. Ha şu görüntü 1.4 lens'e çekilmiş olsaydı var ya. Abi bakar mısın ne kadar değiştiğini olayım? Bak tabii ki filtre olsaydı şuradaki ışıkları da etki edecekti ama hatta bence böyle abartılı da kullanılabilir ya. Neden kullanılmasın? Burada blurness'ı düşürürsün onun yerine. Tabii ki bak bu ikisi arasında yapılacak ufak tefek böyle değişikliklerle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama blurness ile oynamanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü cutoff ile oynadığınız zaman ortaya çıkan görüntü hoş olmayabiliyor. Bazen bak böyle gökyüzü gidiyor falan, gökyüzünü değiştiriyorsunuz yanlışlıkla. Onun yerine blurness ile oynayarak oluşturabilirsiniz. Bak. Aslında bu var ya tam moda çekimlerine göre bir şey. Ya da böyle ön planı arka plandan ayırıp arka plana ayrı benim yaptığım gibi mesela şu an arka plana ayrı bir efekt, ön plana ayrı bir efekt oluşturup çok tatlı, çok hoş, mistik görüntüler oluşturabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi hani moda çekimlerinde arkada böyle bokeh, yüksek şekilde bokeh olan çekimlerde inanılmaz kullanılır. İnanılmaz işe yarar. Şimdi farklı farklı görüntüler üzerine yaptığım testlerde 50'lik, 100'lük ve tam güç bir paket oluşturdum. Yani farklı ışık ışıklandırma ortamlarında çünkü hepsi aynı yerde etki etmiyor. Bazısı mesela şu an gördüğünüz gibi çok yüksek gelebiliyor. Kimisi çok tadında gelebiliyor. 50'lik paket mesela orta haze'ler için çok geçerli. Bak gördüğünüz mesela görüntüde 50'lik bir paket var ve çok tatlı bir şekilde ışıkları ufaktan yumuşattı. İşe yaradı yani. Temiz bir şekilde yırtılma, patlama, çatlama olmadan görüntümüzü düzeltti. Fakat diğerinde hani biraz daha loş ışıklı ortamda 100'lük paket. Gördüğünüz bu görüntüde de mesela 100'lük paket benim favorim oldu. Uzaktaki şu ışıkları ufaktan bir dağıtması çok tatlı bir atmosfer kattı. Saçları da biraz etki ediyor. İsterseniz maskeleyerek de hani lokal ya da genele verebilirsiniz. Kullanım alanlarını etki ettiği bölgeleri değiştirebilirsiniz ya da azaltıp gördüğünüz gibi artırabilirsiniz. Hatta şunu kaçtaydı bu 72. 123'e getirdiğimizde de bence tatlı bir etkisi oluyor. Bak görüyor musun? Böyle çok düz sıradan bir görüntü fakat bunu eklediğin anda böyle bir mistik katıyor ya. Zaten adında da mistik var ya, hani mistik oradan mı geliyor lan? Son bir görüntüde daha test etmek istiyorum ve videomuzu burada sonlandıracağım. Bakalım hemen en yükseğe atalım. Çok. Bak gördün mü, en yüksek fazla yüksek. 100'lük paket hadi belki bir nebze ama 50'lik paket her ortama gidebilecek. Evet 50'lik paket tüm görüntülere gidebilecek bir çözüm. Gördüğünüz gibi bak uzaktaki ışıklara etki ettiği görüyor musun? Bayıldım ya. Gerçekten çok işe yarar bir hale geldi. Çok güzel bir teknik, çok güzel bir paket. Açıklamalardaki linke tıklayarak bu filtreyi indirebilirsiniz. İstediğiniz gibi görüntülerde kullanabilirsiniz. Tabii ki bir beğeni şartıyla. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İstiklal Marşı ve kapanış. Na, 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 na.